Öncelikli olarak ben katılımınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Malumunuz olduğu üzere ilimizde olduğu gibi Ünye'mizde de son zamanda çok güzel değişikliklere şahitlik ediyoruz. Bununla birlikte 31 Mart seçimlerinde düşünen ordu, üreten ordu ve yarışan ordu ile birlikte 4 mevsim ordunun mimarı Doktor Mehmet Hilmi Güler Bakanımızın ordu için bir şans olduğunu ifade etmiş idik. Bu anlamda ordunun bütününü ele almak kaydıyla hizmet yarışı ve mücadelesini elinden geldiği kadar ekibiyle beraber sürdürüyor. Bizler de Ünyeliler olarak bu anlamda Sayın Bakanımızın riyasetinde gerçekten çok güzel çalışmalara şahitlik etmiş oluyoruz. Bunun en son örneğini de değerli arkadaşlar geçen hafta içerisinde Ünye Port Limanı'na başlanacağı müjdesiyle beraber kendisinden duymuş olduk. Tabii ki Büyükşehir Belediye'miz sadece Ünye Port'la ilgili değil, geçmişten geleceğe yaklaşık 2 yıllık süre içerisinde çok ciddi anlamda ilçemizde çalışmaları ev sahipliği yaptı. Bunları böyle kısaca özetleyecek olursak, ilk olarak Ünye'de 40 yıllık çöp sorununun kaldırılmasında hakikaten çok önemli bir rol üstlendi. Ünye'nin girişinde o nahoş görüntülerin ve çirkin kokuların artık olmadığı, denizde kolibasilinin denizlerde canlıların yaşamını engellediği bir ortamın olmadığı bir atmosferde artık Ünye'nin girişinde çiçeklerin ve ağaçların boy göstermiş olduğu bir atmosferde artık hayatımızı sürdürüyoruz. Bu nedenle bu 40 yıllık çöp sorununun çözülmesiyle birlikte başlayan hizmet hareketi aynı şekilde değerli arkadaşlarım bu yol itibariyle baktığınızda gerek merkezdeki yolların asfaltlanması, gerek Asarkaya'daki 3 kilometrelik yolun sağlı ve sollu genişletilmek suretiyle asfaltlanması, ana arterlerdeki Merkez Büyük Cami ve Fezi Çakmak Mahallesi'ndeki yolların asfaltlanmasıyla devam etti. Diğer taraftan da hepimizin özlem duymuş olduğu, hepimizin hasret gidermek için sahillerde güzel bir yürüyüş yapma amacıyla sahil düzenlemesi ve bisiklet yolunun da yapımı ile ilgili sürecin hızla devam ettiğini hepimiz şahitlik ediyoruz. Bu noktada birinci ve ikinci etapın yapılması, yani 4650 metrelik mesafenin yapılması ile ilgili süreç hızlı bir şekilde devam ediyor. Burada çocuklarımızın bisikletlerine binmesi ve aynı zamanda ailelerin de çok güzel bir şekilde gezi yapmasına mütenasip çok güzel bir hizmet kazandırılmış olacak. Tabii ki bisiklet yolunun devamında üçüncü etabı olarak da normalde Ünye Otogarı'ndan Çamlı'ya kadar planlanmış olan bu hizmetin ardından inşallah üniversiteye kadar da olan üçüncü etabının da yapılmasını hep beraber şahitlik etmiş olacağız. Diğer taraftan yine Büyükşehir Belediye'mizin yapmış olduğu hizmetlerden bir tanesi de Çamlık'ta yapılaşmanın tamamen mimar değişikliği yapmak suretiyle önüne geçmiş olması. Bu noktada orada Sayın Bakanımızın riyasetinde ve hassasiyetinde Ünye'de çalışma yürütüldü ve defaatle söylemiş olduğu, ben Ünye'li hemşehrilerimin istemediği hiçbir projeyi uygulayamayacağım ve uygulamayacağım sözünü bizzat bizlere de tescillemiş oldu. Bu noktada da orada sadece bir kır kahvesi yapıldı. Ardından tüm hemşehrilerimizin rahat bir şekilde orada aileleriyle beraber, dostlarıyla beraber, arkadaşlarıyla bir ve beraber olmalarına imkan sağlayacak nitelikte değişikliklere de ev sahipliği yapmış olduk. Diğer taraftan Büyükşehir Belediye'mizin arkadaşlar yapmış olduğu hizmetlerden en önemlilerinden bir tanesi de kaldırım çalışmaları. Askerlik şubesinin yan tarafından başlamak suretiyle Samsun istikametine kadar yapılacak olan güzergahta kaldırım çalışmalarının da hızlı ve tütüzlükle yürüdüğünü ve yürütülmeye çalışıldığını hep beraber görüyoruz. Ben bu vesileyle bu coğrafyada, bu atmosferde Hititlerin tabiriyle güneşin denizden doğup denizden battığı kadim şehir olan Ünye'mize yapmış olduğu bu hizmetlerden ötürü çok kıymetli Bakanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Mehmet Hilmi Güler'e çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bizleri mahcup etmediler. Önümüzde yapmış olduğu bu hizmetler sadece bunun izdişimidir diyorum. Ünye'de özellikle bu süreçte takip etmiş olduğumuz mega proje olarak adlandıracağımız OSB, Ünye Organize Sanayi Bölgesi ile beraber Küçük Sanayi Sitesi, Ünye Akkuş Niksar Yolu, Kültür Merkezi ve üniversite alanları ile ilgili sorular vardı ve sorunlar vardı. En önemlilerinden bir tanesi de arkadaşlar, konuşmamın başında ifade ettim,
Üniyeport Limanı'nın hayata geçirilmesiydi. Bu noktada Sayın Bakanımızın titizlikle çalıştığına şahitiz. Hakikaten gecenin geç vakitlerinde bu konuyla ilgili istişare yaptığımızda doğrudur. Bu hususta ilgili olarak da mevcutta 1920'li yıllardan günümüze kadar geçen süreçte Ünye'de bir liman hizmeti veren çok güzel bir alanımız var. Bu konuyla ilgili olarak da Osmanlı donanmasını ev sahipliği yapmış olan bir yerleşim alanında yaşadığımızı da ben bilmenizi arzu ediyorum. Bu nedenle hakikaten Ünye bir liman şehridir, liman kentidir. Tarih, turizm ve kültür merkezinin yanında bir liman kentidir, liman şehridir. Bu hususta ilgili olarak da bu zamana kadar toplamda bir tane mendirekle çalışma yürütülüyor idi. 6,5 metre derinliğinde olan bu alana belli grostonun üzerindeki gemilerin yanaşması mümkün olmuyor. Bu açıdan da Sayın Bakanımızın talimatları ve mesajıyla burada artık 4 tane rıhtımın ve mendireğin yapılması ile ilgili süreç başlamış olacak. Toplamda 2,5 kilometre alan üzerine kurulacak olan bu rıhtım Karadeniz'e ülkesi olan 6 tane ülkeden daha fazla hacimde ve daha fazla kapasitede bir malzeme alımını ve sirkülasyonu ev sahipliği yapmış oluyor. Bu noktada da ikinci rıhtımın inşaatına hemen başlanacak. İkinci rıhtım 8,5 metre derinlikte olmak kaydıyla tarak gemisiyle buraların dip taraması yapılacak ve ardından inşallah 10 metreye kadar 3. ve 4. rıhtımların yapılması ile birlikte de inşallah 14 metreye kadar olan derinliğe ve daha yüksek grostonlu olan gemilerin de yanaşmasına ciddi bir ev sahipliği yapmış olacağız. İlk etapta 380 dönüm olan arazi üzerinde 80 dönüm olan bulunmuş olduğumuz yerdeki siloların ve tankerlerin aynı zamanda da konteynerların bekleme alanlarının inşası gerçekleştirilecek. Tabii ki buranın böyle olmuş olması hep hayal ettiğimiz hem söylediğimiz Ünye Akkuş Niksar yolunun da inşallah yapılmasına tetikleyici bir etki yapacaktır. Belki bir yol limanı yapmaz ama limanın yolu yapacağı ve yolu ortaya koyacağı da bir gerçektir. Antalya'dan turunçgillerin, Antalya'daki sebze ve meyvelerin doğrudan bu yol üzerinden Rusya'ya bir sirküle ediliyor olmuş olması da buranın bir ticaret merkezi olması anlamında çok önemli bir ev sahipliği yapmaktadır. Bu nedenle Ünye Konteyner Limanı'nı önemsiyoruz. Ünye Konteyner Limanı geçmişten geleceğe konu olan ama hiçbir adımın atılmadığı bir proje. Bu hususta ilgili olarak da bugün gelmiş olduğumuz nokta bizleri memnun ediyor. Şeyh Edip Ali'nin çok güzel bir sözü var. Diyor ki, kamil o ki koya her yerde bir eser, eser olmayanın yerinde yerler eser diyor. O nedenle bizler yerimizde yerler esonlar değil, hakikaten kamil bir insan ve kamil bir mümin gibi bu millete, halka hizmetin hakka hizmet olduğu şiarıyla hareket edenlerden olmak arzusundayız. Burada görev alan, burada yanımızda olan teşkilat menşubu arkadaşlarımızla beraber gerçekten bu Ünye'ye, bu kadim şehre hizmet etmek için buralardayız. Uyum içerisinde çalışıyoruz. Sayın Bakanımızla, Sayın Milletvekillerimizle, Belediye Başkanımızla gerçekten Ünye'de her tarafı nakış nakış, ilmek ilmek dokumak için gayret gösteriyoruz. Bu hususlarla ilgili olarak da Ünye'de özellikle 40 yıldır eksikliğini hissetmiş olduğumuz organize sanayi bölgesiyle ilgili artık ihale komisyonunun ulaşımına da geldiğini ben ilave etmek istiyorum. Ünye Belediye Başkanımız ve Ünye Kaymakamımız ihale komisyonunda görev alacaklar. Üniversite ile ilgili Sayın Rektörümüzle yapmış olduğumuz en son görüşmede yaz başında Nisan veya Mayıs ayı gibi inşallah Ünye'de temelini atacağız. Küçük sanayi sitesi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla yapmış olduğumuz görüşmelerin neticesini sizlere anlattık. İnşallah 2021 yılının Haziran ayında başlamak suretiyle 2022 yılında bitirmeyi arzu ediyoruz. Diğer taraftan kültür merkezinde başlandı, bitirilecek. Zaten başlaması bir işin sonunun geldiği veya yarısının bittiği anlamına gelir. Bu duygu ve düşüncelerle ben özellikle birlikteliğimiz anlamında, teşkilatımızın bütünlüğünü sağlama anlamında bize destek olan tüm teşkilat mensubu arkadaşlarım, kardeşlerim olmak üzere başta dünya liderimiz, dünya mağdurlarının ve mazlumun lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AK Parti Genel Başkan Vekilimiz, Ünyeli Hemşehrimiz Profesör Doktor Numan Kurtulmuş, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız, düşünen ordu, üreten ordu ve yarışan ordunun değerli mimarı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nı en uzun dönem yapmış olan zat-ı muhterem büyüğümüz Sayın Bakanımız Mehmet Hilmi Güler. Ardından milletvekillerimiz Ergün Taşçı, Şenel Yediyıldız, Metin Gündoğdu ve Ordu Valimiz Tuncay Sonel, Ünye Kaymakamımız Ümit Hüseyin Güney ve her zaman beraber yine yol yürüdüğümüz, dayanışma içerisinde olduğumuz Belediye Başkanımız Hüseyin Tavlı'ya, sizler adına, Ünyeliler adına ben çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Ünye için, bölge için çalışıyoruz. Gönlümüz sorunların hepsinin bitmesi. Tabii ki pandemiyle beraber bir takım eksiklikler, aksaklıklar oldu ama hastalığın ve sağlığın önemini bilen bir toplum olarak her şeyin başının aynı şekilde pandemiden korunmak olduğunu da ben bilmenizi arzu ediyorum. Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın da yine çok güzel bir sözüyle ben bitirmek istiyorum. Diyor ki Kanuni Sultan Süleyman, halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Bu yapmış olduğumuz hizmetlerin arkasında mutlaka sağlık olmalı. Sağlığın ne kadar önemli olduğunu bizlere ifade eden büyüklerimize selam olsun diyorum. Bu duygu ve düşüncelerle katılımınız için, katıldığınız için başta değerli basın mensubu arkadaşlarıma, teşkilatta beraber çalışmış olduğum, yol yürüdüğüm çok değerli arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.